Nereden Geliyor kanalımızdan, siz değerli takipçilerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyoruz. Amacımız geride bir alan çalışması, bir bilgi havuzu bırakmaktır. Kanalımızın devam edebilmesi için abone olmanız ve beğeni yapmanız bizi teşvik edecektir. İyi seyirler, mutlu anlar dileriz. Tarih, 6 Şubat'ta saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde, saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği 10 ilden en yıkıcı olanlarından biri Hatay'da meydana geldi. Deprem felaketi nedeniyle ülkemize ve halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun diyoruz. Bu kadim şehrimizin ve ilçelerinin isimleri nereden gelmektedir? Gelin hep birlikte öğrenelim. Hatay yöresi, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Yöredeki yerleşmelerin tarihi, yaşamı kolaylaştıran ılıman iklim koşulları ve verimli toprakların varlığı nedeniyle İsa'dan önce 100 binle başlatılan Orta Paleolitik döneme uzanmaktadır. Hatay yöresini çekici kılan ve tarihin her döneminde göçlere açık olmasını sağlayan bir başka özellik de, Anadolu'yu Çukurova yoluyla Suriye-Filistin'e bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmasıdır. Ayrıca, Mezopotamya'dan Akdeniz'e çıkmak için kullanabilecek en uygun limanlar yine Hatay yöresindedir. Hatay adının kaynağına ilişkin ilk bilgiler İsa'dan önce 1200'de başlayan genç Hitit prenslikleri dönemine tarihlenmektedir. Bu dönemde, Amik Ovası'ndaki Hitit prensliklerinin birleşerek Hattena Krallığı adını aldıkları bilinmekte, Hatay adının da buradan geldiği sanılmaktadır. Yöreye bu adı 1936'da Atatürk vermiştir. Hattena Krallığı'nın başkenti, bugünkü Kırıkhan yakınlardaki Kanula, Çatalhöyük, tek kalıntıları bulunan yerleşim yeridir. F. Hatay ilinin merkez ilçesi olan Antakya'nın ise İsa'dan önce 300 yılında Seleukos, 1. Nikator'un babası Antiokos'un ismi verilerek Antiokya ismi verilmiştir. Osmanlı döneminde bugünkü Hatay'ın kapsadığı topraklar İskenderun ve veya Antakya olarak adlandırılıyordu. Nitekim Osmanlı döneminde bu bölge Halep eyaletine bağlı bir sancak idi. Fransa ile Suriye arasında Eylül 1936'da imzalanan anlaşmada da Sancak d'Alandretta, İskenderun Sancağı veya Lia el İskenderun'a, İskenderun Livası, geçer. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında İskenderun ve Antakya Türkiye'nin sınırları dışında kalıyordu. Bu iki bölgenin kaderinin belirleneceği sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Siirt mebusu olarak bulunan İsmail Müştak Mayakon, 10 Ekim'de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Tarihten Bir Yaprak adlı makalesinde, Çin'in kuzeyinden gelen ve Hatay Türkleri olarak anılan Türklerin daha sonra buraya yerleştiğini, bundan dolayı da bu yörenin Hatay olarak adlandırılması gerektiğini yazmıştır. Hatay'ı anlatırken ana vatana katılmasından bahsetmeden geçmemek gerekir diye düşünüyoruz. 15 Mart 1923 tarihinde Adana'ya gelen Mustafa Kemal Paşa kendisini karşılayan Hataylılara 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız diyerek Hatay konusuna bakış açısını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu misyon sonucunda Türk devlet adamları, 2. Dünya Savaşı'nın eşiğinde, Orta Doğu ve Balkanlardaki güç dengesinde Türkiye'nin taşıdığı ağırlığı, yani jeopolitik konumunu çok iyi değerlendirmesini bilmiş, karşılık vermeden ve herhangi bir savaşa yol açmadan Hatay'ı elde etmeyi başarmışlardır. Bu sonucun elde edilmesini de sağlayan, hiç şüphesiz başından itibaren Hatay davasını şahs meselesi olarak niteleyerek sahip çıkan ve Türkiye'nin politikasını uluslararası konjonktürü iyi tartarak belirleyen, kan dökmeden en son aşamasına vardıran Atatürk olmuştur. Bir sonraki videomuzda Hatay ilimizin ilçelerinin isimleri nereden gelmiştir bunu hep birlikte öğreneceğiz. Abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Hoşça kalın.